Ev kiralarının sürekli yükselmesi ev sahiplerinin de kiracı kriterini değiştirdi. Yeni kiralanacak konutlarda artık aile yerine bekar veya öğrenci aranıyor. Çünkü ev sahipleri kısa dönemli ve evi istenildiğinde boşaltabilecek kiracı istiyor. Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan kira anlaşmazlıklarının devam etmesi üzerine Kriterlerin değiştiğini söyleyen gayrimenkul uzmanı Recep Güleş, öncelik artık öğrencilere veriliyor dedi. Sadece Isparta'da değil yani şu anda Türkiye genelinde yaşanan problemleri yaşıyoruz Isparta olarak. Yani birçok ilde bu aynı şekilde devam ediyor. Memur olsun işte yüksek fiyatları ödeyemez deniliyordu. Bu da tabii enflasyonuz bir ortamdayız. Her şey yükseliyor. E, tabii e, bir yıl zam yapamıyorsunuz. Hatta e, zaman zaman tabii bazı ev sahipleri e, fiyatların çok yükseldiğini 5-6 e, ay sonra kiracıların çağırıp işte sizin de onlardan da böyle bir talepte bulunuyorlar ama tabii herkes kabul etmiyor bunu. E, o yüzden dolayı kabul edilmediği için e, kısa süreli e, kiracıya daha çok e, tercih etme cihetine gidiyorlar. E, evli olmayıp e, ne bileyim e, Tek bir memur e, olabiliyor. E, dediğiniz gibi öğrenci olabiliyor. Onları daha çok tercih ediyorlar. Bir yılda bir çıksın. Ben de daha iyi rakamlara verebileyim diye. Çünkü eski kiracıya o zammı yapmak e, hem ev sahibi için de zor. E, ve onlar da utanıyor artık yani. Ama tabii bu bence ev sahiplerinin de kabahati değil. E, bu enflasyonist ortamda sıkıntı yaşandı. Evet. İki tarafta aslında mesela hani hiçbir şey zam gelmese de onlar da e, daha e, az zamlarla e, kiracılarını incitmeden yüzde on gibi yüzde yirmi gibi zamlarla e, şey yapmak istiyorlar ama maalesef her şeye yüzde yüz yüzde iki zamlar geldi. Dolayısıyla e, kiracı ve ev sahipleri şu anda papazlar yani.